Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Geçen hafta sıcağı sıcağına Hürkuş B kazasının arkasından bir video hazırlamıştık ve sizlerle paylaşmıştık. Bu videoda elimizdeki kısıtlı bilgilerle kazanın oluş şekli ve durumu hakkında sizlere bilgi vermiştik. Aradan bir hafta geçti biraz daha konu netleşmeye başladı ve bu bilgiler ışığı altında yeni bir video hazırlamaya karar verdik. Hürkuş kazasında neler oldu, neler yaşandı, kazayı kim araştırıyor? Gelin bu videomuzda bu konuya detaylıca değinelim. Savunma sanayi konusundaki videolarımız büyük ilgi çekiyor. Bu videolar arasında da en önemli yeri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş eğitim uçağı alıyor. Yaklaşık 7 yıldır testleri ve çalışmaları sürüyor ama henüz bir teslimat gerçekleştirilmiş değil ve Hürkuş gündeme geçen hafta yaşanan kazayla geldi. Kaza şöyle gerçekleşti. Eski adıyla Akıncı, yeni adıyla Mürted Hava Meydan Komutanlığı ki yan tarafında hemen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde tesisleri bulunuyor. 2 Hürkuş B tipi uçak havalandı. Bu uçaklardan 17 tire 103 kuyruk numaralı uçakta test pilotları Murat Özpala ve Barbaros Demirbaş bulunuyordu. 17 tire 102 numaralı 2 numara olarak uçan Hürkuş B uçağında ise uçuş test bölümü başkanı Hüseyin Fazla ile yine bir başka test pilotu Kerem Fatih Satıcı uçuyordu. İki uçak havalandı. İki uçağın amacı birkaç gün sonra hava kuvvetlerine yapılacak bir demo yani tanıtım uçuşunda gerçekleştirecekleri hareketleri denemekti. Ve aynı zamanda iki uçak dogfight olarak adlandırılan hava muharebesi de yaparak eğitimlerini gerçekleştirecekti. Beypazarı civarına geldikleri zaman Murat Özpala'nın bulunduğu 103 numaralı uçak yaklaşık 14.000 fitteydi. 102 kuyruk numaralı uçak da yaklaşık 11.000 fit irtifada uçmaktaydı. Bu sırada uçak anormal duruma girdi. Anormal durum kısaca şu uçağın süratsiz veya başka nedenlerle durayı kontrol edilemez bir şekilde spine yani etrafına dönerek irtifa kaybetmesi hızlı irtifa kaybetmesi anlamına geliyor. Anormal duruma girdikten sonra uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Bu arada pilotlar uçağı anormal durumdan çıkartmak için çeşitli kumandalar verdiler ancak bu kumandaları uçak kabul etmedi yere çok yakın mesafe kaldığı için de iki pilot fırlatma koltuklarını kullanarak uçağı terk ettiler. Böylece Hürkuş'un ilk e, kazasında pilotlar emniyetle fırlatma koltuklarını kullanarak terk etmiş oldular. Uçak e, Meskun bir alana düştü. Burada sağ yatışlı bir şekilde vurdu. daha sonra yapılan incelemelerde belirlendi. Pilotlarda Paraşütlerini açarak indiler. Ancak atlama sırasında tabii insan vücuduna çok büyük bir şok veriyor bu. Ve yer çekimine karşı çok ciddi bir e, karşı koymayla fırlatma koltukları e, çalışıyor. Burada uçuş test bölüm başkanı. Hüseyin Fazla'nın köprücük kemiklerinin kırıldığı test pilotu Kerem Fatih Satıcı'nın da bacak kemiklerinin kırıldığı bilgisine ulaştık. Hemen pilotların onun dışında sağlık durumları gayet iyiydi. Bölgeye inen ambulans helikopterler tarafından iki test pilotu hemen hastaneye kaldırırlar ve müdahalenin arkasından da sağlık durumlarının gayet iyi olduğu bilgisi TUSAŞ tarafından kamuoyla paylaşıldı. Kaza sonrasında Tusaş Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil e, gerekli incelemelerin başlatılması için hemen emir verdi ve bu incelemelerin daha tarafsız bir şekilde yapılması için ve bu konuda da çok tecrübeli olan Türk Hava Kuvvetleri ile temasa geçildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Tusaş arasında hemen bir e, protokol imzalandı ve bu protokolle birlikte Hava Kuvvetlerinin bu konudaki uzman ekipleri bölgeye gitti. Uçak enkaz üzerinde incelemeler yaptılar. Ee, pilotlar toparlandıktan sonra onların ifadelerine başvurdular ve çeşitli bilgi akışları gelmedi. Halen testlerde. Testlerde de ne yapılıyor? Uçağa birçok veri aktaran sistem yerleştiriliyor ve tüm uçuş an ve an binlerce parametre yerdeki telemetri olarak adlandırılan kontrol merkezinden kontrol ediliyor. Buradaki bilgiler hava kuvvetleri tarafından alındı, TUSAŞ'ın ekipleri tarafından alındı ve şu an bu bilgiler analiz ediliyor. Bazı bilgiler içinde uçaktaki sistemleri çözmek için de yurt dışından ee, iletişim içerisinde olunan, işbirliği içerisinde olunan çeşitli kuruluşlara da bu datalar ayrıca getirildi. Oradan da gelecek bilgiler, buradan edilen bilgilerle birlikte ışığı altında analizleri gerçekleştirilecek. Havacılık kazalarıyla ilgili zaman zaman videolar yapıyoruz. Bu kazaların tabii ki uçak gidiyor, kırılıyor. Allah'tan bu kazada pilotlarımıza bir şeyler olmadı. Sağlık durumları gayet iyi. İnşallah en kısa zamanda iyileşirler, tekrar uçuş hayatlarına devam ederler ama bu araştırmaların, bu kadar ciddi araştırmaların asıl amacı buralardan ders çıkartabilmek. Yani bir kaza olduğu zaman, herhangi bir şey olduğu zaman bununla ilgili derslerin çıkartılması, neler yapılabilir, bunların ele alınması ve bunların mevcut uçaklar üzerine uygulanması varsa eğitim prosedürleriyle ilgili bazı değişikliklerin yapılması ve bu nedenle de kaza raporları büyük önem taşıyor. Kaza raporları hazırlanması tabii ki bir süreç alıyor. Bu dataların düzgün bir şekilde işlenmesi, sonuçlarının ortaya çıkartılması. Bu nedenle de hemen çok kısa süre içerisinde şu şundan dolayı olmuştur, şöyle uçak düşmüştür demek gerçekten zor. Bu ciddi bir uzmanlık isteyen bir iş. Türk Hava Kuvvetlerinde bu konuda uzman ekipler var ve sonuçta bu çok yüksek performanslı Türk Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanan uçaklar. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Bu konuda kamuoyunun gerçekten vicdanı rahat olsun ve eminim ki bu çalışmanın sonuçları da çünkü çok insan merak ediyor. TUSAŞ tarafından paylaşılacaktır diye umuyoruz. Ve arkasından da Hürkuş'la ilgili gerekli değişimler, neler yapılacağı, neler edileceği, ek eğitim paketleri veya kuyrukla ilgili kumandayla sistemiyle ilgili şu an tabii kumanda diyoruz ama başka bir şey de çıkabilir bununla ilgili. Bunlarla ilgili tüm çalışmalar en kısa zamanda yapılıp uçaklara uygulanacağına inanıyorum ben. Bu süreç içerisinde şu an hırkışların uçuşları durmuş vaziyette. Ben bir de şu olaya dikkat çekmek istiyorum. Havacılıkta yeni bir şey geliştiriyorsanız kazalarla karşılaşmak çok mümkün. Çünkü çok yeni bir şey. Bu yüzden de bu uçakları uçuran pilotlar test pilotu adı taşın, adını taşıyor. Test pilotluğu çok özel eğitimler gerektiriyor. Normal pilotluğun yanı sıra bir mühendis gibi sistemleri öğreniyorlar. Aynı zamanda anormal durumlarda ne yapacaklarına ilişkin özel eğitimler alıyorlar. Bu, bu açıdan test pilotluğu çok önemli. Bu tür olayların uçağın daha henüz teslim edilmemiş aşamada yaşanması da bir başka tecrübe ki anlam derslerin hemen bir şekilde uçağa uygulanması gerekiyor. Sonuçta Hürkuş B eğitim uçağı olarak planlandı. Hava Kuvvetleri'nin temel uçuş eğitim programları içerisinde pilotlar başlangıç uçuş eğitimlerinden sonra orta safhada bu uçaklarla görev yapacaklar. Düşünün, daha pilot olmamış bir adayın başına bir aksaklık geldiği zaman ne kadar büyük bir problem ama burada en azından test pilotlarının elinde bu proje daha da e, eksiklikler giderilerek daha da mükemmel olması için önemli bir adım atılmış olacak. Ben Hürkuş Bey'le ile ilgili ilk kaza haberini yaparken açıkçası korkum şuydu. Kamuoyu çok dikkatle takip ediyor savunma haberlerini, askeri havacılığı ve bu konuda hemen bir kafalarda hemen belirli bir yargı oluşabilir mi? düşüncesindeydim. Fakat bu haberi yaptıktan sonra gördüm ki çok da mutlu oldum yapılan yorumlara. Bir önceki videomuzda da sizler çok güzel yorumlar yaptınız ve bir okuyucumuz, bir izleyicimiz dedi ki bunun kökü bizde. Biri kırılır, pilotlarımız iyi olsun. Biz bir daha yaparız, bir daha geliştiririz. Bu yaklaşım çok önemli. Bu yaklaşımla mühendislerimiz, TUSAŞ, bu projenin paydaşları daha iyi çalışacaklar ve buradan dersler çıkartarak adımlar atmaya devam edecekler. Bu açıdan birincisi bu çok önemli. İkincisi hava kuvvetleri haklı olarak çok detaylı bir araştırma yapıyor bununla ilgili. Sonuçta TUSAŞ bu uçakları tamamladıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verecek. Bu açıdan da e, silahlı kuvvetlerimizin kılı kırk yarması çok doğru. Niye? Çünkü sorumluluk onlara geçecek. Sorumluluk geçtiği zaman alınacak önlemler ilgilenecek, bakılacak konular çok önemli. Bu yüzden de hassas davranıyorlar haklı olarak ve iyi gelişmiş sistemleri emniyetle uçurulabilecek bir şekilde TUSAŞ'ın kendine vermelerini istiyorlar. Ve bu konuda da bu araştırmalara da elinden gelen desteği de Türk Silahlı Kuvveti veriyor. Bundan gerçekten kamuoyunun vicdanı rahat olsun. Diğer bir konu ise şimdi bunlar o kadar böyle bıçak sırtı konular ki kamuoyunda bir anda ters bir rüzgar, bir anda farklı bir şey, ya buna ne gerek var? Bak düşüp duruyor bu uçakları biz iptal edelim. Zaten elimizde var uçuyor gibi bir yaklaşıma girmemesi gerekiyor. Biz niye tarih videoları yapıyoruz? Bazı insanlar çıkıp artık bunlara ne gerek var? Yeni yeni nesil şeyleri anlatın diyorlar. Ben bu olayı şununla karşılaştırmak istiyorum. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası. Nuri Demirağ dönemin Türk Hava Kurumu'ndan uçak uçak siparişi alıyor. Fakat bir anlaşmazlık nedeniyle Türk Hava Kurumu bu uçakları yıllarca teslim almıyor. Nuri Demirağ yaptığı 15 tane eğitim uçağı var. Ne yapacak? Dönüyor Gökkokulu adı verilen. Bugünkü Atatürk Havalimanı Yeşilköy'de bulunan bir yere uçuş okulu kuruyor. Ve ücretsiz insanlara pilotaj eğitimi vermeye başlıyor. Şimdi düşünün böyle bir hasar ziyan varken niye bir şey yapalım? Niye böyle bir hürkuşun başına bu gelsin? Eksiklikler giderilir. Tasarım gerekiyorsa bazı şeyler yenilenir. Bu uçağı daha mükemmel hale gelip sunulur. Bu konuda ben Nuri Demirağ'ın zamanında Nuri Demirağ'a yapılanların yapılmayacağını düşünüyorum, umuyorum. Çünkü gerçekten bu projelerde mühendislerimizin morale ihtiyacı var. Herkesin yapıcı olması lazım. Tabii yapıcı olurken de bu bir hava aracı. Uçuş emniyetine de dikkat etmek gerekiyor. Bize ulaşan bilgiler bu kadar. Pilotlarımızın sağlık durumu inşallah daha da iyiye gidecek ve en kısa zamanda dönecekler. Bu arada 17 tıra 102 kuyruk numaralı uçan kaza geçirdiğini söylemiştim. Bu uçak geçen yıl Teknofest'te çok güzel gösterilere imza atmıştı, uçmuştu ama ne yazık ki bugün artık bu uçak Kırım geçirerek hizmetten dışına çıktı. Önemli değil. Yenisini yapacağız. Hürkuş B'nin C modeli gelecek. Yeni modeller gelecek. Ve biz bu şekilde e, bu güzel haberleri sizlerle yapmaya devam edeceğiz. Umarım bir gün Hürkuş'un ihracat haberlerini buradan paylaşma şansı elde etmiş oluruz. Herkese emniyetli öncelikle, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen bize sorularınızı yorum yazarak iletin. Aynı zamanda bizlere info@tolgözbek.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.